Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Dün Galatasaray'ın transfer gündemine geldiğinden bahsedilen bir oyuncudan bahsettik. Muhammed Romtane, Tunuslu oyuncu. Sofyan Feghouli ile aynı ülkeden olduğunu söyleyerek bir hata yaptım. Sonradan fark ettim. Galiba o anda yaşadığım kafa karışıklığı programdan çıktıktan sonra Radyo Spor'da 2,5 saat uzun, yorucu bir program yapıyorum. Onun yarattığı bir yorgunluk, deformasyon, zihinsel deformasyon zaman zaman böyle hataların yapılmasına, böyle hataları yapmama sebep olabiliyor. Artık beni idare edeceksiniz. Binde bir böyle hataları olabiliyor. Tabii iki Kuzey Afrika ülkesi, o bakımdan Kuzey Afrikalı futbolcular, o bakımdan ülkeleri karıştırmış olabiliriz. Tunus, Cezayir birbirine benzer kültürlere sahip. Her iki ülkede Fransa ve öncesinde İspanyol kolonisi oldular ve uzun süre bağımsızlık savaşı verdiler. Dolayısıyla Kuzey Afrika derken aslında Cezayir ve Tunus, o ülkelerden gelen Fas buna dahil edilebilir. Bu ülkelerden gelen futbolcuları birbirine karıştırmak doğal olabiliyor bazen. Ama yine de kusura bakmayın, beni idare edeceksiniz böyle hatalar için. Bir kez daha hatırlatıyorum. Cezayirli Sofyan Feghouli ve bu bahsettiğimiz oyuncu Tunuslu Romtane. İzleme ekibini takip ettiği oyunculardan bir tanesi ama Galatasaray'ın standartında mıdır? Oradaki başarısı, takımındaki başarısı doğrudan Galatasaray'a transfer edilirse takım oyununa yansır mı? Bu soru işareti, bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum. Galatasaray'la ilgili bölümümüze geçtiğimizde az sonra sizlerle paylaşacağım. Bu bahsedilen oyuncuların tamamına yakını, belli iki tane oyuncu ki Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk, onlar çarşamba günü Florya'da olacaklar ve resmi olarak sözleşme imzalayacaklar Galatasaray'la. Bu oyuncuların dışında kalanlar, yani böyle avantajlı fırsat transferleri olarak nitelendirebileceğimiz boştaki oyuncuların dışında kalanlarla ilgili her şey değişebilir. Çünkü yeni gelecek yönetimin, yeni seçilecek başkanın zaten başlı başına esaslı farklı bir transfer politikası var. Elbette ki bu çerçevede izleme komitesinin tespit ettiği oyuncular önemli. Onlarla da ilgili çalışma yapılabilir ama zaman dar olduğu için zaten seçilme olasılığı yüksek olan başkan adayı transferlerini büyük ölçüde hazırladı. Ve bu konuyla ilgili edindiğim bilgiler var. Bu hafta içerisinde peyderpey bunu sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la sözleşme meselesi, yeni sözleşme meselesi sürüyor. Çözülmüş değil. Sayın Başkan elbette ki Ahmet Nurçevi umutlu konuşuyor. Çünkü Sergen Yalçın'la devam etmek istiyor. Normal olan da bu. İki tane kupayla Beşiktaş sezonu kapattı. Ancak ortada bir sorun var. Bu sorunun da yatsınamayacağını, bu sorunun göz ardı edilemeyeceğini de söylemek gerekiyor. Sergen Yalçın yıllık 20 milyon Türk lirası istiyor. Euro cinsinden baktığımızda 2 milyon euroya neredeyse tekabül ediyor. 1 milyon 900 küsür bin euro. Yuvarlak hesapla 2 milyon euro diyebiliriz. Beşiktaş'ın böylesine önemli parayı kısıtlamalar varken, ki Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, doğrudan katılım payı olarak 15 milyon euroyu alacak. Eğer Galatasaray önelemeleri geçemezse Galatasaray'ın alabileceği katılım payının bir kısmını daha alacak. Ama buna rağmen limitleri çok sınırlı Beşiktaş'ın ve teknik direktör olmak üzere oyuncu maaşlarında dikkatli hareket etmek zorunda. Bu büyük bir rakam. Üstelik Sergen Yalçın, hep söylüyorum, bir kez daha söylemekte fayda var. Transferler konusunda ekibinin tam yetkili olmasını istiyor. Yani transfer komitesinin değişmesini istiyor. Transfer komitesini çekip çeviren, transferlerle ilgilenen yönetici Erdal Torunoğulları'yla da Sergen Yalçın'ın, yıldızının barışmadığını, bu anlamda bir çelişki olduğunda net bir biçimde görüyorum. Bunu zaten Sergen Yalçın'ı, Beşiktaş yönetimini, Beşiktaş'ta olanları çok iyi takip edenler ve bu konuya vakıf olanlar da biliyorlar. Bu gizlenemeyecek bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Peki bu durumda ne olacak? Anlaşma sağlanacak mı? Her şey olabilir. Şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Sergen Yalçın'ın 20 milyon TL'lik yıllık maaş talebine Beşiktaş şu an itibariyle evet demedi. Alternatifler olabilir mi Beşiktaş için? Sergen Yalçın'la anlaşılamayabilir mi? Bu bir olasılık. Kesin olarak anlaşılamayacak, ipler atıldı demiyorum. Ama bir olasılıktan bahsediyorum size. Gördüğüm bir olasılıktan bahsediyorum. Anlaşılmama, Sergen Yalçın'la yolların ayrılma ihtimali de var. Ama bu hafta içerisinde bakarsanız bir uzlaşma noktası bulunur. Çünkü Sayın Başkan böyle bir kriz yaşamak istemiyor. Zaten en son ihtiyaç duyacağı şey, sezonu başarılı bir biçimde kapatmışken Beşiktaş'ın, bir kriz yaşamak. Dolayısıyla Sayın Başkan bu noktada uzlaştırıcı ve yapıcı bir tutum sergiliyor. Bakalım bu işe yarayacak mı, göreceğiz. Ama olmama, yani Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamama ve yolların ayrılma olasılığına karşı Beşiktaş ilk planda yerli alternatifleri düşünüyor. Altay'da bir kongre var galiba. Mustafa Denizli'nin durumu bu kongreye göre, daha doğrusu onun kararı, durumu diyemeyiz de, Altay'da gelecek her yönetim, ki
gelebilecek başka bir yönetim de Mustafa Denizli ile çalışmak isteyecektir. Ama Mustafa Denizli'nin kararı çok önemli. Sahada mı olacak, saha dışında idari bir görev mi alacak, 6 ayda devam edecek mi, etmeyecek mi? Eğer Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın yolları ayrılırsa Mustafa Denizli'nin bir alternatif olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçevir'in kafasında durduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte Mehmet Özdirek yine Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve Beşiktaş'ta kaptanlık yaptı, yıllarca oynadı biliyorsunuz. O da şu anda boşta ve o da bir alternatif olarak duruyor. Beşiktaş'taki durum böyle. Yani Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme meselesi öyle göründüğü gibi bugünden yarına çözülebilecek bir mesele değil. Çünkü 20 milyon Türk lirası istiyor yıllık ve 1 yıllık sözleşme talep ediyor. Kendisini 2 yılla 3 yılla bağlamak istemiyor. O 1 yılın sonunda oturup tekrar pazarlık gücü daha kuvvetli bir biçimde müzakereye girmek istiyor. Rasyonel bir mantık geliştirmiş Sergen Yalçın. O yüzden 1 yıllık sözleşme istiyor. Bu koşullarda bu kabul edilebilecek mi? Ya da işte Sergen Yalçın toleranslı davranıp biraz istediği ücrette indirim yapacak mı? Beşiktaş limitlerini zorlayacak mı Sergen Yalçın için? Hepsi bir bilinmeyen. Dolayısıyla ben her türlü olasılığın Beşiktaş'ta teknik heyetin geleceği açısından mümkün olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da Burak Elmas ve Metin Öztürk çok çalışıyor. Eşref Hamamcıoğlu yine öyle. İbrahim Özdemir çalışıyor. Işın Çelebi adaylıktan çekilmişti. Yiğit Şarda'nın yaptığı açıklamalar var olan şansını bence aşağıya çekti. Sözlerimin başında söylediğim gibi Galatasaray'da başkan adayları özellikle Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın transferlerinin hazır olduğunu düşünüyorum. Zaten Burak Elmas'ın listesindeki isimler uluslararası futbol piyasasında bu işin pratiğini yapan, yıllardır bu işin içinde olan kişiler ki onlardan bir tanesi Işıtan Gün bugünkü programında Radyo Spor'da canlı yayın konuğum olacak. Bakalım Burak Elmas yurt dışında hangi oyuncuları transfer edilebilir olarak tanımlayıp listesine koymuş. Bunları peyderpey açıklayacağım, sizlerle paylaşacağım. Metin Öztürk'ün de yine öyle bir yıldız transfer. Bütün taraftarı, Türkiye'yi, futbol severleri bile etkileyecek, heyecanlandıracak bir yıldız transferi yapma hazırlığında olduğunu biliyorum. Burak Elmas'ın daha rasyonel, Galatasaray'da yapıcı gelecekte de artı değer, satışından artı değer kazandırabilecek daha rasyonel transferler, yabancı transferler peşinde olduğunu ve bunların görüşmelerini yaptığını biliyorum. Yine Metin Öztürk de yerli yabancı iç piyasada yapmayı planladığı transfer çalışmalarını hazırladı ve eğer seçilirse 20'sinden itibaren bunları hayata geçirecekler. Bir futbolcu var, Real Betis'te oynuyor. Rayo Vallecano'dan 2019 yılında 7 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Alex Moreno'dan bahsediyorum. Benim beğendiğim, İspanya milli takımına da seçilen önemli bir oyuncu. Sol önde oynayabiliyor, sol tarafta oynuyor. Real Betis'te de sanırım 26 maçta forma giydi. Manuel Pellegrini kolay bir teknik direktör değildir. Şilili herkesi beğenmez kolay kolay ama istikrarına güvendiği, beğendiği, görev verdiği oyunculardan bir tanesi. 3 yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray'ın bu futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğinden bahsediliyor. Çünkü acil bir sol bek ihtiyacı var. Saracchi beklentilere yanıt veremedi. Emre Taşdemir ile ilgili bazı problemler yaşandı. Fatih Hoca ona görev vermedi. Ömer Bayram bence o mevkide Galatasaray'ı taşıyabilecek oyuncu değil. Yani ihtiyaç doğrultusunda ligde zorunluluktan dolayı oynatıldı ama genelde oynatabileceğiniz bir oyuncu değil. Alex Moreno olursa tabii ki iyi bir futbolcu ama ben olacağına dair herhangi bir işaret almadım. Üstelik izleme ekibinin takip etmesine gerek yok. Zaten Alex Moreno La Liga'da dünyanın en iyi 3 liginden bir tanesinde oranın yani İspanyol liginin köklü kulüplerinden Real Betis'te forma giyiyor. Onu izlemeye, takip etmeye gerek yok. Hepimizin gözü önünde bir futbolcu. Olacağına dair bu bir iddia sadece. Alex Moreno gerçekten Galatasaray'ın gündeminde midir? İzleme ekibi onunla ilgili bir çalışma yapıp rapor tutmuş mudur bilmiyorum. Dediğim gibi tutmasına da gerek yok. Zaten her teknik direktörün, her futbol severin izlediği, bildiği bir oyuncu. Yani gizli saklı bir oyuncu değil. Yetenekleri olan, Galatasaray'a geldiğinde de fayda sağlayabilecek bir oyuncu ama tabii kiralık olarak ben Real Betis'in onun transferine izin vereceğini sanmıyorum. Çünkü 7 milyon euro ödemişlerdi. Onun bütün hakları için Rayo Vallecano'ya. Dolayısıyla bu parayı bir şekilde tazmin etmeye, bir şekilde kurtarmaya çalışacaklar eğer satışı mümkünse. Ha satar mı? Satar. Elbette ki pazarlığa oturur. Çünkü Real Betis'in harcama limitleri çok sınırlı. Dolayısıyla oyuncu satarak yeni transferler yapmak istiyorlar. Üstelik teknik direktörleri Manuel Pellegrini istediği transfer bütçesinin oluşturulmamasından dolayı görevden ayrılabileceği şeklinde bir hamle yaptı. Bence bir blöf ama dolayısıyla bu koşullarda Real Betis kiralamaktan ziyade satmayı düşünecektir. Yani 7 milyon euro ödeyip aldığı bir oyuncuyu da 3 milyona, 4 milyona bırakır mı bilemiyorum. Soru işareti. O bakımdan Alex Moreno temenni düzeyinde söylüyorum. Gelirse Galatasaray'a bence faydalı olur. Doğru bir transfer hamlesi olur ama çok zor bir
transfer operasyonu olarak gözüküyor. Üstelik Galatasaray'ın da bu konuda harekete geçtiğine dair bir bilgi edinmedim ama Galatasaray'ın üzerinde durduğu oyuncularla ilgili önemli bilgilerim var. Dediğim gibi bunları hemen değil peyderpey parça parça sizlerle paylaşacağım sonraki videolarımda. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.